Dilek Güngör Kavanozun kapağı delindi. Pire kavanoz deneyini duymuşsunuzdur. Bir kavanozun içine pireler konur, her zıpladıklarında kavanozun kapağına çarparlar. Defalarca denerler, sonra vazgeçerler. Artık kavanozun kapağı açılsa da hiçbiri zıplayıp çıkamaz. Bu öğrenilmiş çaresizliği anlatan bir deneydir. Tanıdık geldi mi? Hani yıllarca biz kim, uzaya gitmek kim, millet aya, biz yaya. Türk'ün aklı sonradan gelir, hiç boşuna uğraşma, sen başaramazsın denilerek büyütülmedik mi? Daha doğrusu uyutulmadık mı? Zihinlerimiz tutsak, özgüvenimiz eksik, ufkumuza adeta set çekilmişti. Dört yıl önce biri çıktı, ilkokul çağındaki çocukları, liseli gençleri, üniversiteleri hayal et. Araştır, geliştir, üret diyerek cesaretlendirdi. Milli teknoloji hamlesini başlattı. Dört yılda epey de yol alındı. Dün Atatürk Havalimanı'nda başlayan Teknofest'e alınan yolu kendi gözlerimle gördüm. İstanbul'da yağmura, soğuğa ve salgına aldırmayan çocuklar ve gençler alanı doldurmuştu. Hele ilkokul çağındaki çocukların heyecanını görseniz. Hepsi çocukların topçu, popçu dışında geleceğin aziz sancarları olması için çaba harcıyoruz diyen Selçuk abilerinin peşindeydi. Kimi fotoğraf çektiriyordu, kimi alçısına imza alıyordu, kimi de hayalini anlatmaya çalışıyordu. Belli ki T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Selçuk Bayraktar o çocukların rol modeli olmuş. Kulak kabarttığınızda hepsi birer Selçuk olma hayalini kuruyor. Biz de yapabiliriz diyor. Milli teknoloji hamlesinin tuttuğunu rakamlardan görüyorsunuz. 2018'de teknoloji yarışmalarına katılan öğrenci sayısı 20 bindi. 2019'da 50 bin, 2020'de 100 bindi. Şimdi ise ikiye katlandı. 2021'de başvuru sayısı 200 bine ulaştı. Sahada görüp konuştuğum kadarıyla gençler de çocuklar da kendilerini negatif şartlamıyorlar. Girişim yetenekleri göz kamaştırıyor. Çaresizlik bilmiyorlar. En önemlisi de hepsinin bir hayali var. Velhasıl birileri geçmişte yaptığı gibi engellemeye kalksa da, hor görmeye çalışsa da, iftira atsa da, üzgünüm, kavanozun kapağı delindi. Teknofest bozu Teknofest'e gelip standları gezmeden olmaz. Aselsan'daki hareketlilik dikkatimi çekti. Girişimcilik merkezi ve tekno macera standının önünde adeta kuyruk var. Gelmişken Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'le Teknofest pozu çektirdik. Biraz da sohbet ettik. Görgün, Aselsan güven veren teknoloji askeri alanda yaptı, sivil alanda da yapacak diyor. Belli ki bundan sonra Aselsan'ın adını sivil hayatta da daha çok duyacağız. Solunum cihazı, dijital para, enerji, akıllı şehirler, raylı ulaşımla başlamışlardı. Görgün, finansal teknolojiler alanında yeni müjdeli haberler olacağını söylüyor. Ser verip sır vermiyor. Anladığım şu, finansa yerli ve milli teknolojik çözümler geliyor.